Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ud'u ila sebili Rabbike bil hikmeti. Lemalar 317 ve Mektubat 193. 100 Mektubat 193, Lemalar 224, Mektubat onu saydık. Evet. 23. söz. Mevzumuz şu. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı anlatan yer var. Yani yapısı, sistemi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın kendi nasıl birisi, ne özelliği var? Yani buna hakikat denilir. Bir de hiç bununla alakası olmayan, alakası değil, farklı. Nedir o? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın aynasında Allah. Anladık mı? Bu akşam bu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aynasında Cenab-ı Hak. 317 lemalardan başlıyorum. Konumuz böyle bakacağız. Aleyhissalatü vesselamın aynasında Allah. Yani Allah ne kadar ihtiyaçtır. İsmi Rahman'ın cilvesi olan Rahmet-i Vasiha. İsmi Rahman'ın cilvesi olan kuşatıcı, hiçbir şey dışına bırakmamış bir rahmet var. Bu seni alakadar ediyor çünkü rahmet olmasaydı seni yaratmazdı. Senin yaratılman senin için ne ifade ediyorsa, bunu iktiza eden, ortaya koyan Allah, varlığından daha mühimdir varlığına. Yani senin varlığın, varlık şuurun ne? Yani kendine ne kadar değer veriyorsun? Yani kendini ne kadar seviyorsun, sevdiklerini? Şöyle düşün, kendini sevmek. Hanımını seviyorsun, çocukları seviyorsun. Çocukları seviyorsun, baklavayı seviyorsun, nefsini seviyorsun. Bunları sevesin diye sevdiklerini ve seni yaratan zat, bunların toplamından daha sevgili olması lazım. Bunların devam etmesi için Allah lazım. Allah ne kadar ihtiyaçtır? O zaman ihtiyaç duyduklarının yekünü kadar en az. Allah ihtiyaçtır. Sevdik de mesela hanım ne kadar ihtiyaçtır? Eşin ne kadar ihtiyaçtır sana? Çocuk, para, mal, mülk, araba, bina, nefis, lezzet, nefes almak. Yani bir astım hastası olmamak vesaire diğer. Yani bunlar senin için ne kadar mühim, ne kadar ihtiyaç? Bunları sana veren zat devam ettiriyor. İhtiyaç hissettiklerinin kayyumu, tutan, devam eden, yaratan zat ihtiyaç hissettiklerinden daha mühimdir senin için. Çünkü ortadan kalkarsa sevdiklerin ve sevdin sen de ortadan yok olursun. Diyor ki, İsmin Rahman'ın cilvesi olan Rahmet-i Vasiya, o rahmetenlil alemin ile tezahür eder. Yani Allah Rahman'dır. Nereden bileceğim? Rahmetenlil alemin olan peygamber aynasıyla biliniyor. Mesela Allah kimdir? Ne bileyim ben? Bir kere var mı? Fetret dönemi var ya Sibirya'da, kutuplarda yaşayanlar için. Allah var mı? Öyle bir şeyi yok yani.
diyor ki aleminde. E Müslümana gelelim. Allah nedir? Allah var mı? Böyle bir şey mi? Bunu birisi tanımlıyor ve izah ediyor. Peygamber. Yani dolayısıyla rahmeten lil alemin zatın aynasında rahmeti vasıa gözüküyor. Sonra yani insan buna ne ihtiyaç var? Gelecek, acele etmeyeyim. Ve ismi Vedud'un cilvesi olan Tahabbub-u İlahi ve Taarruf-u Rabbani. İsmi Vedud bunu iktiza ediyor. Tahabbub-u İlahi. Sözler 629'da izah ediyor bunu. Tahabbub-u İlahi. Tahabbub-u İlahi. Ne demek? Muhabbet. İlahi bir muhabbet ve Taarruf-u Rabbani. Tanımak. Yani Allah'ı sevmek ve tanımak. Bu ne ihtiyacı var? Benim ihtiyacım var. Mesela su ıslatır. Suyun ihtiyacından değildir. İktizasıdır. Güneş ışık verir. Güneş. Bu güneşin iktizasıdır. İhtiyacı değildir. O ışığı alanlar, o sudan alanlar, yani suyun ıslatması suyun ihtiyacından değil. İktizasıdır, fıtratıdır, yapısıdır, gereğidir. Güneşin ışık vermesi, mevcudatı büyütmesi iktizasındandır, ihtiyacından değildir. Peki, bir de karşıki tarafı düşün. Çekirdek güneşe ne kadar ihtiyacı var? Allah nedir diye anlamak için şu misalime dikkat edin. Yani bana Allah nedir? Güneşe, çekirdeğe güneş neyse, Allah bana öyledir. Çekirdeğe su neyse, İslamiyet bana öyledir. Toprak, çekirdeğe neyse, ubudiyet bana öyledir. Topraktan çıkacak ağacın aşılanması, budanması, ilaçlanması, nerede ekilecek, nasıl ekilecek, yani ağaca yapılacak muameleler, bilgiler neyse, Kur'an bana böyledir. Çünkü çekirdeğe imanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında, evamir-i Kur'an'ı imtisal ederek, o çekirdek dar olan toprak altından, geniş arz alemine arz-ı endam eder. Kendini ifade eder. Şimdi soruyorum size. Düşünün. Çekirdek güneşe ne kadar ihtiyaç var? Ağaç olmak kadar. Var olmak kadar ihtiyacı var. Ağaç olmak ne kadar ihtiyacı var? Güneşe o kadar ihtiyacı var. Peki. Odun parçasını güneşe karşı koyalım. Ağaç çıkmaz. Ama çekirdeği güneşe koyalım, ağaç çıkıyor. Bu güneşin ihtiyacından değildir. O çekirdeğin güneşe ihtiyacı, çekirdeğin güneşe ihtiyacı, insan fıtratının, ruhunun Allah'a ihtiyacının göstergesi, misali gibidir. Çekirdek ağaç olmak ne kadar meyli varsa, bu ruh bir haritadır arkadaşlar. Bu ruh ruznamedir, takvimdir, hulasadır, çekirdektir. Neyin firistesidir? Allah'ın dışında yaratılan her şey. Bu böyle bir ruhu ne şunemalandıracaksın? Neyle? Tahabbub-u ilahi ve taarruf-u ilahi. Rabbani. Tahabbub-u ilahi. Taarruf-u Rabbani. Ne demek? Ulazı bi Rabbin nas, Melikin nas, İlahin nas. Bu ilah tahabbubla, Rabbin nas taarrufla gözükür. Kısacası insan fıtratı
çekirdek yani, çekirdek gibi güneşe ihtiyacı var. Yoksa kuru bir odun parçası kalır, ebedi olarak. Hiçbir şey yaramaz, ancak belki yakarsınız. Çekirdekten ağaç olmak ne demekse, insanın ruhu da böyle bir manevi bir güneşe, bir Allah'a ihtiyacı var. Ruhun. Ama bir daha tekrar ediyorum hem yeni gelen gençler için. Çekirdeğin güneşe ihtiyacı güneşin keyfiyetini, kalitesini yüceltmez, yükseltmez. Yani çekirdek ağaç oldu, güneş der mi ki olan benim ne kadar böyle keyfim artıyor, derecem artıyor, fiyakam büyüyor. Baksana benden dolayı bir sürü çekirdekler ağaç oluyor. Güneş güneş değişmez. Bazı yemekler bozuluyor, güneşin şahsiyetini düşürmez. Mevcudat ne şünema buluyor, güneşin kalitesi artmaz. Güneş güneştir. Yani insanlar Allah'a ihtiyacı var, Allah haşa insanlara ihtiyacı yok. Hakikatler de öyle, Kur'an da öyle, Risale de oku. Senin ihtiyacın var, benim ihtiyacım var. Onların kalitesi artmaz. Senin ihtiyacın okuyup okumaman, ona iman edip etmemen, onların bir şeyi, kalitesi değişmez. Şimdi Allah ne kadar, Allah nasıldır bize karşı, onları da okuyacağım. Ben şeyi Allah'a merak ediyorum. Siz de merak ediyorum. Ben size lisan oluyorum. Şeyimiz varsa düzeltin. Ben Allah'a merak ediyorum. Allah bana karşı ne yapacağını merak ediyorum. Kürsülerden bir tanesi çıkıyor. Allah ile insanları tehdit ediyor. Başka birisi kürsüye çıkıyor. Cenneti peşkeş çekiyor. Başkası çıkıyor. Tuhaf tuhaf şeyler söylüyor. Niçin doğru, hangisi doğru bilmiyorum. Bilmenin bir yolu var. Doğru bilmenin tek bir yolu var. Allah nedir? Yolu Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisidir. Onun sünneti ve elindeki kitaptır. Şimdi Allah'ın size karşı duruşunu merak eder misiniz? Etmek ister misiniz? Yani haşırda Allah bana nasıl davranacak? Bir daha söyleyeyim. Allah'ın size haşirde nasıl davranacağını, nasıl muamele edeceğini merak ediyor musunuz? Ben ediyorum. Ediyorum ki bu soruyu sordum külliyata, aldığım mutaaddit çeşitli cevaplardan bir tanesini zikredeceğim size. Kendinizi sorgulayın, bak nasıl. 193'ten okuyorum mektubattan. Altın ile yazılsa. Çünkü niye? Haşir meydanını ne anlıyorsan sen, okuyacağım şeye, manaya o kadar değer verirsin. Bir daha söyleyeceğim. Haşir meydanından sen ne anlıyorsun? Şöyle bizim maaş alırken beklediğimiz kuyruk mu? Veya bir meydanda toplantı mı zannediliyor? Haşir meydanını duydunuz değil mi? Ne demektir? Yok, duymadık abi. Duymadık. Hayır, ben duymadım. Haşir meydanı hiç duymadın mı? Yok abi, ilk kez duydum. Tamam. O uzun olur. Fakat herkesin hesap verildi. Herkesin zor durumda kaldığı. Zor durumda. En zor durumda. Yani mahkememiz görülüyor. Önümüzde bir tarafta cehennem, bir tarafta cennet. Onun önünde karar verileceği yer. Böyle bir yer. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam şimdi anlatıyor. Şimdi Allah bize neymiş, nasıl davranacağını gösterecek şimdi. Hem o melek ve cin ve beşer, seyidi olan Peygamber aleyhissalatü vesselam, meleklerin, cinlerin, herkesin seyidi, çekirdeği. O zat, Peygamber aleyhissalatü vesselam, şu kainat ağacının en münevver, en mükemmel meyvesi. En münevver, en mükemmel. Yani kainat ağacı, bir ağaç düşünün, hayalinizde bir ağaç düşünün böyle, böyle bir çınar ağacı büyük. Onun bir meyvesi var. O peygamberimiz. Yani ağacın tümünü içine almış.
Meyvenin içindeki çekirdek. Meyvenin içerisinde bir çekirdek var. Meyvenin içerisindeki çekirdek ağacın hepsini içine almış. Peygamber aleyhissalatü vesselam ağacı böyle almış. Yani Kab-ı Kavsen, Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş, Cennet, Cehennem, Kürs, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, her şey ne varsa Allah'ın dışında yaratılan hepsinin hulasası. Böyle bir zat. Bu rahmet-i ilahiyenin timsalidir. Rahmet-i ilahiyenin timsali. Timsal ne demek? Mustafa? Timsal, şöyle ben sizi tanımlayayım. Timsal değil mi? Ha? Aynadaki yansıma mı demek ki? Yansıma. Aynadaki yansıma. Güzel. Başka? Yani burada incelik var da tabii onu tabii sizden şimdi olması zor tabii beklemek. Şimdi sol elimi güneş kabul edin. Sağ elimi bir ayna kabul edin. Bir daha söylüyorum. Bak şimdi. Sol elimi güneş kabul edin. Sağ elimi ayna kabul edin. Güneş aynaya vuruyor. Aynadaki güneş, güneşin misali. Yani güneşin hassiyetine sahip. Nuraniyeti, ısısı, ışığı. Yani aynaya ben gözüksem karşısına, banyo, tuvaletteki aynaya, simamız gözükür. Ama ısımız yansımaz, duygularımızı göstermez. O anda aynaya baktığım zaman düşüncelerim gözükmez. Maillerim gözükmez, ümitlerim gözükmez, yeisim gözükmez. Yani suretim gözükür aynada. Çünkü kesifim ben, katıyım. Donuğum yani, maddeyim. Ama güneş ise yarım nuranidir. Aynada tüm özelliği var. Yani güneşin ısısı var. Aynadaki güneş de kendi aynadarlığının kapasitesi kadar ısıya sahip. Mesela aynayı biraz çukur ayna ise saatin üzerindeki tümsek gibi bir cam düşünün. Onu güneşe tutsanız da onu sigaraya yansıtsanız sigara yanar. Veya güneş panelleri var belediyelerin koyduğu. Sabahtan akşama güneş enerjisini alır, depolar sonra lambalar yanar. Demek ki güneş yarım nurani olduğu için tam da değil, aynada kendi özelliğini taşıyabilmiş, götürmüş. Aynada güneşin ısısı var, ışığı var, rengi var, yedi rengi var, bir de şekli var. Tamam. Şimdi haşa bu güneş Rahman olsa, örnek için söylüyorum. Güneş Rahman. Bu güneşten çıkan süzmelere timsal denilir. Aynada gözüken güneşe de misali denilir. Şimdi iyi dinleyin. Bu aynanın adı da Muhammed'in ruhudur aleyhissalatü vesselam. Ayna Muhammed'dir. Güneş Rahman'dır. Güneşten tecelli eden tecelliye Rahman denilir. Rahman'ın aynada Muhammed'de gözüken güneş. O zaman Rahman'ın sana karşı haşirdeki duruşu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sana karşı duruşu gibidir. Timsali bu. Rahmet-i İlahiyenin timsali korkunç bir müjdedir. Allah bana nasıl davranacak? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetine davrandığı gibi davranacak. Rahmet-i İlahiyenin timsali, muhabbet-i Rabbaniyenin misali, aynı güneşten çıkan süzmeler, timsal, rahmetinin timsali, aynada gözüken güneş ise muhabbet-i Rabbaniye'nin misali. Yani ümmetine nasıl şefkatli peygamber. Hatta Allah diyor ki o sefer, eğer diyor peygamberimize diyor, sen diyor etrafına sert davransaydın kimseyi göremezdin. Ümmetine ne kadar şefik, ne kadar şefkatli.
Ondan sonra haşirde ümmetimden bir kişi dahi bırakmamak şartıyla girmem cennete diyen böyle bir şefkatli peygamberim var. Seni bekliyor. Önemli olan onunla bağını güçlendirmek ve kaliteli yapmak. Sünnetine uymak. Bu ders, yemin ederim, ümitsiz, bedbin, acaba deyip, acaba Allah beni ne yapar falan, korkunç yapanların gıdası bu. Teselli değil, hakikati söylüyorum. Peygamberimiz neymiş? Rahmet ilahiyenin timsali. Bunu izah edin bana o zaman. Peygamberimiz rahmet ilahiyenin timsali. Yani Allah'ın rahmeti nasıl olacak? Peygamber'e, ümmetine nasılsa Allah insanlara, Müslümanlara öyle olacak. Timsali bu. Tamam, anladık mı kardeş? Nasıl ümit ve şey doluyor değil mi insan? Yani bazıları diyor, abi bunların ne anlatıyorsun insanlara dafret. Kardeşim, sevgi en güçlü bağdır. Korku değil. Allah bir an öyle oldu abi ya. Ha? Bir an öyle oldu sanki tamam dedim cennet garanti. Müthiş ümitlendim yani. Evet. Şöyle. Müslüman hafsız reca, recasız hafı yoktur. Öyle bir anlatıyorum ki hep ümit bitmiş tamam. Hep anlatıyorum tamam bittik canım. Ne yaparsan yap cehennemin zumara. Hayır. Nasıl? Nasıl ikincisi dengeli? Şu, peygamber aleyhissalatü vesselam ümmetine nasılsa onun davranışı rahmeti ilahinin timsali, muhabbeti Rabbaniye'nin misalidir. Allah seni ne kadar seviyor? Muhammed aleyhissalatü vesselam ümmetini ne kadar seviyorsa. Çünkü onun sevgisi Allah onaylamadan sevemez. Allah onaylamadan timsal olamaz. Ondaki bütün sıfatlar Allah'ın onayladığı bir şey. Allah böyle sanki bir cumhuriyet savcısının ceza kesen bir makama koymuşuz. Ödümüz patlıyor Allah deyince. Niye patlıyor kardeşim? Sevgi olur, tatlı olur. Ama haflı böyle yani ümitli bir korku. Korku aklidir, haf kalbidir. Aşırı korku çökertir. Korkuda ümit yoktur pek. Haf var, haf. Hafullah'ta lezzet var diyor. Korkuda değil. Hafullah'ta lezzet var. Allah'tan korkmak diyor. Ustad şuna misal veriyor. Bir yaşındaki çocuk şefkatli validesinden yediği bir şamardan sonra babasına bile gitmez. Şamar vurmadı babası. Şefkatli validesinden şamar yiyen çocuk tekrar şefkatli validesinin sinesine sığındığı gibidir. Çünkü annenin ruhundaki şefkat Allah'ın merhametinin misalidir. Allah tarafındaki ne timsal, annedeki gözüken şefkat misal oluyor. Oysa o şefkati yapan Allah'tır ama anne aynasında. Altınız temizlettiren Allah'tır. Size yediren Allah'tır. Size şifayı veren Allah'tır. Vesilelik perdesi arkasından. Hani hatırlarsınız. Azrail aleyhisselam bile peygamberdir. Meleklerin peygamberidir o sahanın. Ya Rabbi kullarının canını alırken bana kızacaklar. Bana küsecekler. Canını alıyorum ya. Cenab-ı Hak ona teselli veriyor hikmetle diyor ki merak etme diyor. Seninle kullarımın arasına hastalık musibetleri koyacağım. Kimse seni hatırlamayacak. Demek ki Azrail'e perdedir hastalık sıkıntılar. Azrail de Allah'a perdedir. Yapan Allah'tır. Her şeyi yapan Allah. Ben ne diyorum biliyor musun? Siz de dua edin istersen yapalım. Külli şeyin halikün illa vece sırınca 15. mektup her şey ölecektir. Haşir meydanında hesap verilmiş. Her şey bittikten sonra Allah bir anda her şeyi öldürecek. Cebrail'i de, Mikail'i de, İsrail. Her şey
kudretten ilime döndürülecek. Yani kısa bir zaman dahi olsa Allah kainatı kurmadan önceki hale getirecek. Allah vardı, hiçbir şey yoktu, öyle olacak. Tırt, ilime döndürecek, yok edilecek her şey. Her şey ölecek, tekrar Allah yaratacak ikinci kez. Ben de diyorum ki, ya Rabbi, ey Cebrail, Azrail aleyhisselam, herkesin canını alıyorsun sen. Herkesin, ya Rabbi, Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselama seninle bu nidamızı, duamızı, bu arzumuzu iletmeni istiyoruz ya Rabbi. Çünkü isteyenlerin cevabına veren sensin ya Rabbi. Azrail aleyhisselam, ey meleklerin peygamberi, herkesin canını sen alıyorsun. Senin nasıl canın, senin de canın alınacak haşir meydanında, herkes ölecek. Sen de öleceksin ey Azrail aleyhisselam. Sen nasıl ölmek istiyorsan beni öyle öldür. Amin. Anladık mı? Azrail aleyhisselam da ölecek değil mi? O da ölümden korkuyor. O da ölecek. Büyük her şey ölecek. Kısa bir dönem dahi olsa. Ey Azrail aleyhisselam, sen de öleceksin. Evet. Lisan-ı Kur'an'la evet. Nasıl ölmek istiyorsa beni de öyle öldür. Peki Azrail aleyhisselam böyle korkarak böyle haşin bir ölüm ister mi? Nasıl istiyorsun ölmek? Beni de öyle öldür. Peki beni kötü öldürebilir mi? Hayır. Ya elhamdülillah. Muhabbet-i Rabbaniye'nin misali Hakk'ın en münevver burhanı. Yani Cenab-ı Hakk'ın en parlak, bilgili değil, en parlak nurani güneş gibi burhanı, delili. Yani canlı delil. El münevver burhanı. Delil diyemez. Delil şeydir, intikal ile cansızlar arasında yüklenilir. Mesela diyelim ki 2 artı 2 eşittir 4'tür. Delil işte 2 elma, 2 elma diye. Bu delildir. Cansızlar arasında kullanılır. Burhan öyle değil. Nurani şeyler için kullanılır. En münevver burhanı. Yani akli ve hissi bir yapı. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani beni çok alakadar eden ve sizi tabii ki alakadar eden Peygamber aleyhissalatü vesselamın rahmet-i ilahiyenin timsali, Muhabbet-i Rabbaniye'nin misali oluşu, okuyup geçiyoruz bakın 193. Timsal ve misal bu. Sana karşı muamelesinin, Allah ben sana nasıl davranacağım? Ya Rabbi hakikaten bana nasıl davranacaksın? Bu sana nasıl davranıyorsa. Peki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorum. Ya Resulallah ümmetine vesaire nasıl davranıyorsun? Sünnetime uyma nispetinde. Sünnete uyma nispetinde davranış şekli değişiyor. Bağ değişiyor. Alaka değişiyor. Münasebet değişiyor. Sevgili kardeşlerim, uzun yaşamak değil, doğru yaşamak. Nasıl yaşarsanız, eceliniz gelse, kıyamete kadar öyle yaşıyormuş gibi muamele göreceksiniz. Mesela bir misal söyleyeyim. Şu anda ben vefat etsem, şu anda sen vefat etsen, vefat ettiğini anlamayacaksın. Kıyamete kadar ders dinliyorsun olacaksın ve kıyamet kopsa sallanacak bu bina. Ne oluyor? Ne oluyor? Kıyamet kopuyor. Allah Allah. Ulan ders de bitmedi ya. Oysa 100 küsur sene geçmiş. Nasıl ölürse o anda öldüğün şekliyle kıyamete kadar ömrün varmış gibi, yapmışın gibi sana davranacaklar. Kısa uzunluğuna bakılmaz. Sünnete ne kadar uyuyorsun, öyle yaşayacaksın. Ölüm yok. Ölen nefistir. Ruh ölmez. Küllü nefsin zaikatı mevt. O Habibu Rabbul Alemin ile netice verir. Niye? Allah'ın timsali ve muhabbeti. Yani
rahmet ilahinin timsali, muhabbeti Rab, şey Allah'ın rahmet ilahiyenin timsali, muhabbeti Rabbani'nin misali Peygamber aleyhissalatü vesselam ile anlaşılıyor. Yoksa nereden bileceğim ben Allah nedir? Peygamberimiz diyor ki Allah böyle bir şeydir. Allah budur. Ben gittim görüştüm diyor. Allah Allah. Ben gittim görüştüm diyor. Kitabı ile de zaten söylüyor. Ne güzel bir şey müjdeye. Adam canını vermiş ve bu kadar teknoloji, bu kadar masraf etmiş. Ayda acaba hayat var mı? E sen ne getirecek fani dünyada? Bak bu kadar ömür telef ederse acaba beni yaratan zat hakkında kim bana malumat getirecek? Allah nedir ya? Ay nedir diye kıyas edilir mi? Ay diyor, onun memleketinde bir pervane bile değil yani. Bu kainat içinde bir sinek bile değil. Pervane derken dönerci değil. Sineğe pervane derler yani. Lambanın etrafında dönene. Allah insan merak etmez mi? Allah nasıl bir şeydir? Değil mi? Nasıl bir şeydir? Benim neyimdir? Nasıl benim velimdir? İşte o gitti, görüştü, vahiyi aldı. Allah böyle bir şeydir. Başka bir şekilde de gelebilirdi. Kafanızı keserim. Doğrarım sizi. Ne yaparsanız yapın. Cehennemi zumara. Diyemez miydi? Mahkeme veremezsin ki. Öyle değilmiş yani elhamdülillah. Korkma. Günahından kork. Allah'tan değil. Günahından kork. Çünkü günah alakamızı kesiyor. Günah, güneş de alakamızı kesiyor. Çekirdekle güneş arasındaki alakayı günahlar örtüyor. Günahından kork. Sonra Allah Allah. İsmi Cemil'in bir cilvesi olan bütün cemaller. İsmi Cemil'in bir cilvesi olan bütün cemaller. Kainattaki yani cemali zat. Mesela şu anda Allah'ın o Cemil isminin güzelliği bak toplamış, muhatap etmiş. Sen geldiğini zannediyoruz. Sen bak kafanda bir arzu oldu. Fikir oluştu. Gideyim. Kalbinde de bir meyil oldu. Eyleme Allah da vücudunu çalıştırdı getirdi. İsteyen ve iktiza eden, halk eden o. Sen yalnız meylediyorsun. İşte Allah rahmet etmeseydi sen buraya gelemezdin. O kadar gelmek isteyenler var ki gelemiyor veya tanımıyor, bilmiyor. Yandaki komşu, sağdaki, soldaki. Kıyamet kopunca, haşirde bakınca Allah Allah bizim mahallede hem de kaç iki bin adı hem de alt katta ya falan. Ama ben bilmiyordum. Ama Fizan'daki biliyor. Nasıl bir sır? Ben de bilmiyorum. Kim nereye layık, nasıl layık bilmiyorum. Getirmiş. Bir gün bir Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir dersini yapıyorum. Birileri birisini getirmiş. O hani anlatırlar ya size. O bizim Tepecik'te oldu. 1986'da oldu. Demiş ki, ya demiş, gitme demiş bu sarhoş halinle. Ya ben demiş Nurculara gideceğim. Birisi gelmiş dışarıda davet ediyormuş onu. Ondan sonra bir dükkanda Tepecik'te. Hiç unutmuyorum o yağmurluk var ya bu yeni muşambalar çıkmıştı böyle sporcular şey yapar ince. Öyle bir mavi bir muşamba giymiş. Demiş ki oradakiler o diğer arkadaşlar lan gitme demiş lan bu kafayla seni kim alır lan içeriye demiş. Kovarlar seni. Demiş de ki gideceğim demiş. Neyse derse gelmiş birisini getirmiş. Bir tanesi öyle ötekisi kafa iyi. Peygamber aleyhisselam böyle bu manada ama bu şekilde değil. Anlatırken adam fırladı yani böyle. Kontrol edemiyor. Demek ki sağır. Kalktı hocam. En kral peygamber benim peygamber. Aferin nasıl? En kral peygamber benim peygamber. Onun imanı hürmetine hepimiz affetsin. O kafası olmadığı halde iman nasıl konuşturuyor? En kral peygamber, benim peygamber. Oturdu aşağıya. Onu söylesem şaşırırsınız Mustafa. Şimdi harika bir hizmet ediyor Tepecik. Elhamdülillah. Nedir o? Rahmet ilahi. Onu da getirmiş. Ve İsmi Celil'in bir cilvesi olan bütün cemaller, yani cemali zat, cemali esma, cemali sanat, cemali masmuat dahi. Yani cemali sanata bak yani mesela mevcudatı, eline ayağına bak nasıl yaratmış.
Yani onu şerhediyor, onu izah ediyor, onu tanımlıyor. O kadar merhametli, o kadar hürriyeti seviyor ki inkar etmeyi de yolda var. Mesela şöyle misal veriyorum ya buna ait. 10 tane dünyanın en iyi marangozunu toplayın. Hayalen. En iyi dünyanın marangozunu toplayın. 10 tane şey diyoruz ki marangoza bir masa yapacaksınız. Ama bütün sanatkarlığınızı göstereceksiniz. Onunuz. Ama masada istediğim özellik şu. Bütün özelliklerinizi koyacaksınız ama masaya bakan size intikal etmeyecek. Sizi hatırlamayacak bir özellikle yapacaksınız. Böyle bir masa yapabilirler mi? Yani ustayı göstermeyecek masa. Ustayı tanımlamayacak. Yani masanın büyüklüğü, eni, maksadına göre, ya nasıl düşünmüş ya? Rengi, Allah Allah, göz rengini de, gözü, göz zevkini de nasıl anlamış? Öyle bir oturacak yapmış ki ders yapanı da biliyor. Yani hep böyle ustayı, marangozu tanımlıyor. İster istemez ustayı gösterir. Değil mi? Yani ustasını reddedecek bir şekilde masa yapılamaz. Olmaz yani. Mümkün değil. Yani onun hesabı, matematiğini, görünüşünü, onun göz zevkini, yani tasarımını, nizamını, estetiğini, oradaki kullanış maksadını, hani adam bunu da biliyordu, bunu da biliyordu, bunu da, aa bu zevki de var. Ulan bayağı ince düşünmüş ya, vay be, çiviyi de şöyle yapmış. Bu ister istemez sanatkarını tanımlar, tarif eder, intikal ettirir. Başka mümkün değil, olamaz yani. Sanatkarını göstermek sizin olamaz. Ama Allah yapmış. Çiçekten Allah çok açık gözükürken gözükmez durumu da var. Mümteni oldu. Değil mi? Hayırlı olsun. Sehli mümteni. Yani %100 Allah'a intikal etmek şeklinde yapılmamış. Yani onu intikal etmemek yolu da var yani. Hatıra gelmemek de olabiliyor. Tabiattır diyor adam. Bak bir yol. Kendi kendinedir diyor. Bir şey diyebiliyor. Ama masaya kendi kendinedir diyemez. Tabiattır. Bağlı nasıl oldu geçenlerde bir zelzele oldu. Korkunç. Ondan sonra ağaçlar devrildi. Bir rüzgar esti ondan sonra arkadaş kasırga. Kumları aldı inşaatı. Ben gözümle gördüm. Kumları aldı peşi sıra koymuş böyle. Biçkinin destelesinin ağzı gibi. Dırr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 
tahta oldu. Sonra alttan vurdu, üstten vurdu, bu kasırga havadan uçurdu, getirdi bir masayı koydu. Sonra bir vakti böyle uzun kısa, şuradan tekrar kumu aldı, tırırt tırırt kesti. Yani sonra o depremle dışarıya çıkan demiri o kumlarla ısındırarak, çarpıştırarak eritti, çivi yaptı, getirdi. Yukarıdan aşağı kasırga oldu, çattı, masa oldu, ben de oturdum kitap okuyorum. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir manyaklık olur mu ya? Ama onu oturan, onu yapan, o masayı yapan veya ben konuşan adam için diyebiliyor bunu. Cansız masa için diyemiyor, diyemez. Cansız, şuursuz, akılsız bu için diyemez. Ama bedensel, his, duygu, ruh, akıl vesaire boyutlarıyla, emelleriyle, arzularıyla, istekleriyle, reddleriyle, inançlarıyla, küfürleriyle, arzularıyla, sıkıntılarıyla böyle garip ve acayip bir mahluka kendi kendine olduğu diyebiliyor yani. Ve inanıyor da. Yani böyle bir sanat yapmış. Bak insanı görüyor musunuz? Marangozun masasına mı benziyor? Böyle bir sistemiyle kendini bile reddeden var. Yani nasıl reddediyor? Adam geldi bana bir tanesi diyor ki, hocam ben ruha inanmıyorum diyor. Ruhuyla ruhu reddediyor. İnanan ve reddeden kimdir? Ruhtur değil, ceset değil. Ruhuyla diyor ki, ruhum yoktur diyor. Ben bir bakayım dedim, nasıl bir adamsın sen? Çünkü devlete haber vermek lazım onu. Nesli tükenen cinsten hemen korumaya alması lazım.
Karşıma çıkmış ne diyor biliyor musun? Ben ruha inanmıyorum demek. Ben yokum biliyor musun? Karşında gözüküyor gibiyim ama ben yokum. Görüyorum ama görmüyorum. Görüyorum ama görmüyorum. Ruhuyla ruhu inkar ediyor. Çünkü inkar eden, kabul eden, iman edip reddeden ruhtur. Cesette atom değil. Yani maddenin fonksiyonu değil kabul eden. Elem, yeis, ümit, şefkat, şehvet, gadab, hiddet. Yani ne derseniz böyle. Bunlar ruhsal bir yapıdır. Maddesel bir özelliği değil. Atomun, atomu biliyoruz canım. Kuarklara kadar indik. Kuantum kuarka kadar indik. Proton, nötrondan indik aşağıya. Kuarklar parçasına kadar indik. Şefkatin kaynağı denen bir şey yok orada. Allah Allah. Evet. Yani cemal-i zat, cemal-i esma, cemal-i sanat, cemal-i masnuat dahi nasıl anlarız? Allah'ın nasıl olduğunu, Allah'ın sıfatı nasıl olduğunu, Allah'ın esması nasıl olduğunu, sanatı nasıl olduğunu o ayni-i Ahmet'te görülür, gösterilir. Ayni-i Ahmet'te gözüküyor. Yani bak ne diye, ne işine yarayacak bu bilgi? Bak. Allah'ın zatı, Allah'ın sıfatı, Allah'ın esması, Allah'ın eserleri ayni-i Ahmet'te görülür, gösterilir. Allah böyle bir şey. Bundan intikal et. Bu 70 bin perdeden geçmiş hali. Allah'ın esma ve sıfatının, zatının 70 bin perdeden geçmiş hali bu. Hani bu timsal ve misal. Rahmet-i İlahiye ve muhabbet-i Rabbaniye'nin timsali ve misali. İnsan ne kadar keyif alıyor ya bilmem. İntikal ediyorsunuz değil mi yani böyle bir Allah merak ediyorsanız. Mesela haşir meydanda nasıl muamele edecek? Hiç şüphem yok. Nasıl edecek? Peygamber bana nasıl muamele edecek? Çünkü peygamber de gösteriyor Allah. Ben size böyle davranacağım. Nasıl davranacaksın ya Rabbi? Ümmetim var ya, şey, peygamberim var ya. O nasıl davranıyorsa aynı ben öyle. Çünkü benim davranışımın göstergesi o. Onun öyle davranması zatından değil. Bendendir o. Kemal anladın mı? Kemal anladı. Herkes anladı. Kemal! Nerede Kemal? Aşağıda. Aşağıda mı? Geldi. Hayır. Anladım abi. Tamam. Canım benim. Konuşuyorduk bir şey de ondan. Aşağıdan. Allah ne hoş bir şey ya. Değil mi? Merak ediyorum ya Rabbi seni. Bana ne yapacaksın? Sen kimsin? Nesin? Niye yaptın beni? Ne istiyorsun beni? Beni merak ediyorsun değil mi? Ediyorum ya Rabbi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aynesine bak. Aynesine bak. Orada benim davranışım sana, sana karşı muhabbetim, alakam, sevgim, her şey orada. Peki, peygamberin ümmetine duruşundan bir örnek vereyim. Bir örnek vereyim. Hatırıma getirirken Allah'a hamdü sene olsun. Peygamber ümmetine nasıl duruyor? Ona ait bir örnek vereyim. Affınıza sığınarak, belki biraz garip olacak ama beni çok etkiliyor. Eskide böyle halıflex yoktu. Tahta yoktu. Böyle dershaneler yoktu Resulullah'ın zamanında. Kumun üzerinde ders yaparlardı. Kum. Ve etrafını çevirmişlerdi. Kerpiçlerle. Mescid-i Nebevi. Kerpiçlerle çevirmişler. Kum yani. Bedevinin bir tanesi geldi. Ondan sonra geldik safların içinde. Konuşmayı dinlerken kalktı. Ne bilecek ne olacak? O kenara, kerpiçin oraya ayakta bevletmeye başladı. Yani şimdi aranızda bir tane kalksa, geçse o arkaya şar diye götürse. Affedersiniz ama affınıza sığınırım dedim yani. Ben burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize karşı davranışını, duruşuna bir örnek yani aşağı. Onu ifade etmemiz mümkün değil ama bir örnek hatırıma getirdi yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ömer bu. Onun sen böyle der gibi attı kılıca elini. Böyle. Ama edep, haya, oranın reisi bir şey demedikçe aktif olmuyorlar. Allah Resulüne bakıyoruz. O davranışı nasıl yorumluyor? Ömer böyle yorumladı. Kılıçla kafası koparsan kimsin lan?
Yani bu cemaatin tamamı var. Resulullah'a sen kale almadan onun tam karşısında arkada bu işi yapıyorsun. Lan sen ne bu şey yani hayasız veya edepsiz diye artık aleminde Ömer bu. Davranışı Ömer. Ömer'in bakışı, duruşu, yorumlaması. O potreyi ayrı parça mozaik taşlarının bütünlüğü. Ömer Ali radıyallahu anh şeyi, anlayışı. Ama Allah Resulüne bakıyoruz. Duruyor ve hafif tebessüm ediyor. Hazreti Ömer'e diyor ki, ya Ömer, bilmiyor. Ömer indiriyor kafayı. Geliyor adam. Sanki iyi bir şey yapmış gibi. Oturuyor ve Allah Resulü ona parantez açıyor. Şimdiki tabirle konuşmanın içerisine. O adama ve o adamın şahsında genelde edebi anlatmaya başlıyor. Yani böyle olmadığını, böyle olmaması lazım. Şöyle şöyle. Adam şöyle diyor. Bilmiyordum ya Resulallah. Peki. Yani bu... Ya nasıl bilmez? Sevgili kardeşim, üzerindeki nimetin farkında değilsin. Sen anne, baban Müslümandı. Geleneğin Müslüman. Müslüman memlekete doğdun. Yollarda şu. Peki. Ya olur mu ya? Anne babası Müslüman, geleneği adı Muhammed, kızın adı Ayşe, sokakta nerede işte çiftleşecek. Bu kadar kültür aldıkları halde bu hayasızlığı yapabiliyorsa, o adam deve çobanlığından sohbet inebeve gelse işemesi çok mu? Yani bu altyapısızla işedi. Bu kadar kültür geleneği taşıdığı halde bu. Ve senin bakışın oradan geçerken bu edepsiz haliyle bakışımız değil mi? Allah Resulü şöyle diyor. Ya Ömer, bilmiyor. Ve tebessüm ediyor. Sonra kısmadan, rencide etmeden, rahatsız etmeden güzelce onun öyle olmayacağını, onun başka bir yeri olduğunu, toplumdaki ahlakın ve toplumda şu anda ruhaniyetin yani ona geçmişinin geleceğiyle alakalı o fiilin fıtratına uygun bir şekilde anlatıyor ve o insan, o sahabe olmuş, sonra sahabe olmuş, takip etmiştim kim diye, bilmiyordum ya Resulallah dedi. Bu bize ne örnek? Bu davranışı yapana peygamberin duruşu. Aslında o rahmet ilahiyenin timsali, muhabbeti Rabbaniyenin misali olan peygamber. Ayni Ahmet'te aleyhissalatü vesselam'da Allah'ın rahmetiydi o. Muhammed'in zatından değil o. Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın kendi doğasından, fıtratından değil o. O onun aynası Allah'ın davranışı. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Mirat'tı Muhammed. Allah gözüküyordu. Allah'ın rahmeti gözüküyordu. Muhabbeti gözüküyordu. O aynaydı. Zatından, doğasından çıksaydı o bir erkekti. Kadınlar onun sünnetini takip edemezdi. Taklit edemezdi. Ama kadın veya erkek onun sünnetiyle emrolunmuşlar. Kadın erkeğin nasıl sünnetini taklit eder? Eğer Peygamber aleyhissalatü vesselamın davranışı erkekliğinden, tabiatından, fıtratından gelmiş olsaydı asla yapamazlardı. Peki nedir o? Çünkü o bir aynadır. Onun davranışları rahmet ilahiyenin timsali, muhabbeti Rabbani'nin misali olduğu için onun doğasından çıkan değil, Allah'ın göstergeleri. Arabadaki gösterge, orada mesela arabada hararet göstergesi var, yükseldi. O gösterge elinizi sürün, yanar mı eliniz göstergeye? Yanmaz. Ama gösterge yükseldi. O bir öteleri gösteriyor. Motorun yangını ayrıdır. Ama gösterge ayrıdır. Muhammed aleyhissalatü vesselam arabanın göstergeleri gibi. O motor başka bir yer. Bir daha söylüyorum, sıcaklığı artan bir gösterge, elinizi sürseniz,
mesela 90 derece gösteriyor arabanın harareti. O göstergeye elini sürseniz yanar mı eliniz? Yanmaz. Çünkü gösterge. Yani batını buraya taşıyor. O bir ekrandır. O bir vitrindir. Asıldan haber veriyor. Aslın görüntüsü. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir vitrindir. Ekrandır. Bir aynadır. Bir topraktır. İnsanların çekirdeği, Peygamber aleyhissalatü vesselamın aynadarlığı toprak gibidir. Her birimiz o toprağa atılan çekirdek gibiyiz. Hasan'ın bütün özellikleri. Bütün özellikleri. Çünkü o bir mevbe ilahiyedir. Beşeriyet tarafı yok mu? Beşeriyeti bile esmanın bir tecellisi. Seni mesela ruhun, ruhuna taluk eden esma var. Mesela şöyle düşün. Çiçekteki cemil. Cemal ilahi değil mi? Yani en kesif tecelli. Ama bu da Cenab-ı Hakk'ın. Mesela şu kurumuş yaprak. O da bir cemal. Yeşil de cemal değil mi? Ha o mertebesi. Beşeriyetteki de bir esma. Esmanın daha kesifi. Mesela diyelim ki senin gözüne tecelli eden basar sıfatı en kesif. İlmine ilim gözü daha latif. Vicdan gözü daha latif. Ruh gözü daha latif değil mi? Ha işte bu mertebedir. Beşeriyeti de o tecellilerin en kesif tarafı. Çünkü o ne diyorsa alın demesi, beşeriyetini bırakın, ruhsalın alın değil. O mülkle melekütü birleştirmiş. Şöyle yapıyor. Sünnet-i senesi şu. Mesela ben bu kitabı böyle mi koyayım? Şöyle mi koyayım? Şöyle mi koyayım? Nasıl doğrudur? Bilmiyor. Bunun bilmesi şu. Ötelerde nasıl gözüküyor? Bu. Her şey ötede nasıl gözüküyor? Şimdi ancak hangisi doğru olduğunu bilmek için ötelere nazar eden bakan zat diyecek ki böyle yap. Yani şöyle. Çatıya çıktın. Çatıya çıktın. Anten düzeltiyorsun. Hangi yön doğru olduğunu kim söylüyor sana? Aşağıdaki. Aşağıdaki camdan bağıran. Sağa çevir çevir. Karıncalandı. Dur. Tamam tamam. Görüntü net oldu. Tamam. Ama yukarıdaki ne yaptığını bilmiyor. Yukarıdakinin hareketini belirleyen aşağıdakinin televizyona bakışıyla olur. Aşağıdaki hem camdan çatıya Ahmet çevir biraz sağ biraz da tamam. Bir dakika dur. Ulan iyi biraz geri al. Hem televizyona bakıyor hem çatıya bildiriyor. Ve antenin yönünü böyle sabitliyor. Değil? Tamam. Aynen bunun gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam ben çatıdayım. Hasan buyur ya Resulallah. Çevir. Biraz da sağ. Ötelerde böyle gözüküyor. Yani şu kitabın duruşunu oraya bakıyor. Biraz daha. Çek sana doğru. Tamam. Hah. Böyle dur. Tamam. O duruş orada en güzel böyle gözüküyor. Sünnet-i seni bu. Ötelere bakarak burayı yorumlamak ve izah etmek. Beşeriyeti ise burayla orayı arasındaki bağ. Orası ayrı, diyen ayrı, denilen yer ayrı. Diyen beşeriyet. Bak çevir. Biraz da kaldır. İleri götür. Tamam. Hah. En iyi orada öyle. En doğru burası bu. Nereye göre? Oraya göre en iyi budur. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesi fıtrat, Allah'ın dışında yaratılan varlığa fıtrat denilir. Onun eylemsel olarak insandaki davranış ve düşünsel olarak gözükmesine sünnet-i seniye denilir. Uygulanılır hali fıtratın. Onu da işte ben merak etmiştim ustad olsun yani onun vekilleri, Resulullah'ın vekilleri. Yani bir insan her sözü, her davranışı güzel olamaz. Olamaz ya. Tuvalete nasıl gidecek? İlk defa ya.
E nasıl olmuş? Olamaz kardeşim. E peygamberde var. Ha, bir şartla. Orayı görmeden, birisi seni onaylamadan olamaz. Niçin biliyor musunuz? Sevgili kardeşim, peygamberliğin çıraklığı var mı? He? Yok. Okulu var mı? Yok. Okulu da yok. Okulu yok. Çıraklığı yok. Kalfalığı yok. Bir hocası da yok. Sabah kalkıyor ben peygamberim. Okulu yok. Çıraklık, kalfalık yok. Böyle nasıl bir şey olur ya? Ve kalkacaksın, davranışın, konuşma, fikirlerin, her şey en isabetli olacak. Birisi sana gösteriyor da öyle. Kesinlikle. Başka olamaz. Kesinlikle. Başka olamaz. Bak arkadaşlar, okuma yazmanız var, okula gittiniz. Niye böyle yapıyorsun? Anne babandan terbiye aldın. Müni yok, yardımcısı yok, rehberi yok, okulu yok, çıraklığı yok, ustası yok, tamam mı? Numune yok, maceli yok, misal yok, model yok. Ya ben önümde ana babam var, cemaat var, kitap var, Kur'an var, ulema var, müfessir var, mücedid var, 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 var. Bu haldeyim. Ya hiçbir şey yok, taklit edecek kimse yok, önde kimse yok. Kimseden gör, ilk ve son yapacaksın. Ya arkadaşlar, kafa yiyeceğim böyle düşününce. Bir insan nasıl böyle yapabilir ya? Ancak Allah olması lazım. Yol göstermeden mümkün değil. Yol göstermeden kitap yok. Adam bir tanesi diyor, felsefe bilmem ne şeyleri diye. O Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde felsefeci bir tane var. Böyle Ermeni felsefeci. Bir tane de yerli Ermeni bulmuş böyle. İkisi diyor ki, Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam, eski gelene kitaplarını diyor, hepsini mutala etti diyor, hikaye ve romanları. Onlardan toplayarak ortak bir hikaye yazdı diyor. Gerzek adam, sanki Muhammed aleyhissalatü vesselam gitmiş kütüphaneye, o kitabı ver. Bu kitabı da ver. Yani sanki kitaplar varmış ya. Daha Risale-i Nur bile, daha 1926'da böyle kitap yok, cilt yok. Forma varmış. Görüyorsunuz mektubatta. Şu parçayı, şu formayı ona elden ele dolaşıyor. Kitap yok, kitap. Derilerin üzerine yazılıyor o zaman. Kemiklerin üzerine yazılıyor. Ceylan derilerin üzerine yazılıyor. Kütüphaneye gitmiş. Öyle bir anlatıyor ki. Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. Geçmiş diyor. Eski kitapları, kadim kitapları. O onu da onaylamış oluyor. İsrailiyatın hikayelerini, romanlarını okudu. Birbirine kıyasladı. Utanmadan bu tabir kullanılıyor. Harmanladı. Efendim söyledi. Çüş yani sana yani. 100.000 defa çüş yani. Sanki kütüphaneye gitti be. Ve okuma yazması. Peki o zaman 1400 sene önce söyledikleri nasıl 1400 sonra gene aynı olabiliyor? Mümkün mü? Mümkün mü işte? Nasıl profesör olmuş? Yani akıl, yani Allah, hani biraz önce misal verdim ya, 10 tane şey, marangoz, öyle bir sanat yap ki sanatkarı göstermesin. Bu misal acayip değil mi? İmkansız. Peygamber'e de böyle bakılabiliyor. Çiçeğe de bakılabiliyor. Çiçek var ya güle, kör yaptı diye biliyor, biliyor musun? Arkadaşlar bugün bir çiçek gördüm. Bugün bir çiçek gördüm. Lacivert bir yaprağı. Allah ince kalem 0.5, dışarıdan 0.9. İçeriği 0.7. Teknik resim okuduğum için söylüyorum. 0.3, 0.1. Ondan sonra böyle içeriye daire yaparak sarı. Böyle. Ya arkadaş, Allah'ını seversin ya. Ben şöyle de, ben sana bir çıkış yolu söyleyeyim. Dinsizliğin şeyi, akıllılık bu. Ben inanmıyorum kardeşim. Böyle işim gücüm yok. Bırakın. Ha, bu akıllılık bu. Ama bu çiçeği gördükten sonra bunu yapan kördür dersen, ben de senin gözünü çıkarırım diyeceğim. Yani sinirimden hiçbir şey diyemiyorum. Buna, bu çiçeği görüp kör, ben göz sahipleri maşallah, bir dakika ya dedim ya. Şuna bak ya. Ulan telefon da arabada kaldı. Lan nasıl alayım da ben bunu çekeyim? Ben dükkanlardan geçemediğim bir dükkan var. Çiçekçi dükkanlarına geçemiyorum. Bir de meyve. Ondan sonra, abi ne istiyorsun lan? Dur kardeşim. Hani iyi ki seyretme parası yok yani. Ya bu kör bunu boyayabilir mi ya? Tek şartla. Gidin otokap ortasına, Ümraniye gidin.
oto kaportasına gidin ne olur. Bir tane ama sopayla gelmiş, sopayla giden bir dükkana amaya boya tabancası verip arabayı kim boyattırıyor? Doğuştan ama arabayı boyuyor. Vay be, şuraya bak lan. Kurşunu renk helal olsun lan. Bana bak ama he? Bana lacivert atacaksın, şerit yapacaksın, tamam mı? Üstünü siyah yap. Şu var ya farın üzerine, böyle dalgalı yap, deniz dalgası gibi. Tamam? Diyecek ve yapacağım. Kafana yatıyor mu? Çiçeği de o boyamış işte. Kör boyamış. Ama canlı olacak. Ha, canlı olacak. Ve boya kaportanın içindedir. Çiçeğin, yırtın içi de aynı renktir. Üzeri değil o. İçi de aynıdır. Hem de kimlik olacak. Renk, çiçeğin kimliği olacak, kişiliği olacak. Evet. Ne kadar oldu ama ne kadar olursa olsun şu cümleyi bitirmeden kesmeyeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl bir zat, anladınız değil mi? O bir aynadır. Şahsiyetinden duyduğun zaman kafanı kaldır. O aynadır. Muhabbet-i ilahiyenin misali. Efendim, rahmet-i ilahiyenin, dur. Rahmet-i ilahiyenin timsali. Muhabbet-i Rabbaniye'nin misali. Birisi timsal, birisi misal. Rahmet-i ilahiyenin timsali, te. Muhabbet-i Rabbaniye'nin misali. Aynaya böyle bakın. O aynede Allah'ın zatı, sıfatı, esması ve sanatı o aynada görülür ve gösterilir. Ve haşmet-i rububiyet, bak Allah'ın haşmeti, rububiyeti, Rablığı, bütün mevcudatı nasıl tuttuğunu, ne yaptığını, beni nasıl tuttuğunu, nasıl idare ettiğini, saltanat uluhiyetin cilveleri dahi, yani rububiyet şu, Allah'ın kainatı kayyumiyetiyle nasıl idare ettiğini, yarattığını ve saltanı nasıl tuttuğunu. Tamam. Bu saltanatın Allah'a nasıl bağlı olduğunu, nasıl takdis etmesi gerektiği, nasıl takdis ediyor, nasıl ibadet ediyor. Bu da uluhiyet tarafı. Tamam. Mukabele. Ben şöyle bir rüyamı anlatayım, sizi de rahatlatayım. Cümlemi bitireyim. Bir cümledir zaten, bitireceğim de. Bir gün bir rüya gördüm. Rububiyetle uluhiyeti araştırırken, o zaman Kırıkhan'daydım. Rüyada kişiler geldi ama yere basmıyorlar. Dünya tipine benziyor, insana benziyorlar. İnsan değiller. Çok acayip. Uzaylı gibi hani var ya ben. Acayip. Boylar uzun muydu? Uzundu, zayıf uzun. Üstten aşağıda beyaz mıydı? Böyle. Dayısın doğru. Marif abinin dayısın doğru. Dur bir dakika. Bir şey biliyor ki soruyor. Zayıf uzun boylu. Bayağı uzun ama normalden çok uzun. Çok uzun, tamam. Ve beyaz aşağı kadar. Neyse bekliyorum. Tamam, fazla karıştırma, sonra konuşuruz. Geldiler bana, dediler ki alemi gayb ve alemi gaybtan gelip alemi şahadet postanesine gelen senin bir emanetin var. Gel al. Alemi gaybtan alemi şahadet ortasında bir postahane var. Alemi gaybla alemi şahadet arasında bir postahane var. O postahanede alemi gaybtan sana gelen bir emanet var. Gel al. Rububiyet ve uluhiyeti araştırırken. Çıkamıyorum. Rububiyet ne, uluhiyet ne? Çıkamıyorum. Ondan sonra gidiyorum, sağımdalar, soğumdalar. Ama beni geçmiyorlar edebe. Böyle. Gidiyorum. Yani bildiğiniz gibi değil. Ayak mayak. Yalnız kendimi bir şeklini hatırlıyorum. Böyle bir postaneye girdik. Postanede yön yok. Ses yok ses. Yön yok. Yön. Sessiz ses. Duyuyorum. Şöyle geçiliyor. Alemi gayb canibinden rububiyet-i ilahiden gelen emanetini ne karşı? Ubudiyet-i ilahiyeyi uluhiyeti gösteren ubudiyet-i ilahiyeni öne çıkar, emanetini al. Yani rububiyet-i ilahiyeden gönderilen emanetini, uluhiyeti gösteren ubudiyetini
öne çıkararak emanetini al. Anladım ki rububiyet Allah canibindeki icraatı, saltanatı, tutuşu, halk edişi, uluhiyet ise, canibi ise bu rububiyetteki mahlukatın Allah'a karşı ubudiyetleri ve ibadetlerinin yönü. Çünkü bu rububiyete karşı uluhiyet hakkıdır. Evet, son cümlemiz, o aynayı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'da görülür, Allah gösterilir. Bir dakika, ve... uluhiyete karşı rububiyet dediniz. Bak, rububiyet Allah canibinden, öyle diyeyim, biraz izah edeyim. Allah canibinden sana bir emanet geldi. Sana geldi ama alma, postaneden alma, kimliğini göstermen lazım. Nüfus kağıdını ver. Bu benimdir demek olmuyor. Paket gelmiş sana. Ama Hasan demiş, Hasan Akar denmiş. Peki postaneci al beyefendi diyor mu? Ne diyor sana? Kimliğini ver diyor. Bana dedi ki, evet böyle bir paket geldi. Al sana irsaliye. Bu adamlar da sağında solunda mı? İrsaliye de bu. Dediler ki tamam, böyle bir paket var. İrsaliyeniz doğru. Ama kimliğinizi gösterin. Kimliğiniz gelene denk geliyorsa paketi alacaksın. Benim kimlik göstermem ubudiyet. Yani ubudiyet, benim ubudiyetim, ibadetim uluhiyet yönü. Karşılık. Rububiyete verdiğim karşılık. Yani fikir, kalp, sünnet-i seniye, ibadetim nedir? Benim Rabbime karşı uluhi, ubudiyetimle ubudiyetini onaylıyorum. Uluhiyetini onaylıyorum. Evet. Uluhiyetini onaylıyorum. Evet. Ubudiyetim, yani benim ibadetim, namaz, niyaz, tefekkürüm, dava vesaire. Ubudiyet, uluhiyete karşı olur. Evet. Tamam. Ubudiyet insanın. Evet. Ubudiyetimi, ubudiyetim nerede oluyor? Uluhiyeti iktiza ediyor. Ubudiyet olacak ki ilah olsun. Abd ilaha ubudiyet etmiş olacak. Evet. Tamam. Yani insanın ubudiyeti takdim etme yönü Rab'lığın uluhiyetinedir. Rububiyet? Allah'ın, Allah'lık hakikatının tecelli, idare, yaratma yönü. O yön. Terbiye, idare, tanzim. Tertip hepsi. Bu rububiyet. Yani 20 tane sıfat var. Şeyde, ayet-i kübrada rububiyeti anlatıyor. 20 tane. Nizam, intizam, malumiyet, böyle var ya o. 20 tane sıfat var. Bu rububiyet. Buna mukabil mahlukatın ubudiyetle, ibadetleriyle karşılık vermesi. Bu karşılık, bu kimliğidir. Bu kimliğini göster, ondan sonra al. Hak et ya abi. Unuttu bu arada. Böyle cevap neydi daha doğrusu? Fatih'im, öyle etkilenmişim o kadar ki ağlayarak ve terden su olarak o anda fırlamışım. Ne onaylandım, ne reddedildim. Hamd verici orada. Sonra anladım ki o tarihte bu enfusi dersler ondan sonra başladı. Enfusi dersler, çünkü Risale-i Nur Ustad da okuyor, ben de okuyorum. Hepinize soruyorum. Biz nurları tanımadan önce leylim leylim bir insandık. Öyle bir şeye benzemezdik. Belki de çoğumuzun namazı yoktu. Benim yoktu mesela. 17 yaşındaydım. Birisi koluma girdi, geldim. Nur cemaatine girdim. 3 sene ayağım yerden kesilmiş, şef dönemi. Değil mi? Hiçbir şey bilmezken cemaata ben uçarak geliyorum. Her şeyimi verdim. 30 sene risale okuyorum. O 3 senedeki şevki yakalayamıyorum. Niye diye sorgulamaya başladığım anda enfus dersleri karşıma Allah nasip etti. Enfuse dönülmedikçe o ilk dönem, bakın hiçbir şeyiniz yok. O 3 sene şef dönemi acayip. Hiç kıyas edilmez bir. Peki bu kadar bilgiyi, bu kadar okuyorum, namaz kılıyorum, derse gidiyorum. O 3 senem gene yok. 30 sene ibadet, 3 senem yok. Çünkü orada rahmet ilahiye perdesiz tecelli etti. Rahmet ilahiye. 30 senede ben onu yakalayamıyorum. Ne zamana kadar? Dedim ya bu Adem Safiullah, yani
bebeklik dönemi, yani nurculuk ilk dönemi, safiyullah, saflaşmak için kazandıklarım cemaat içinde 30 senede kazandığım şöhret, ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım, beni dinlesinler, itaat edin, ben biliyorum gibi emraz-ı ruhiyeden temizlendikçe saflaşabilirim. Çünkü ben ilk 3 senede gelince, ben 17 yaşındayken veya sen dersen gel, ben bilineyim, tanınayım, şuar ettim, şöyle. Yok, tamamen ihlasla müteveccih olmuştuk. Tamamen Allah vardı. Tamamen Allah ve ahiret için oradaydık. Tamamen saf, arı duruyorduk. Allah için ne anlatacak Allah? Kolumuza girdi. Ya öyle mi abi? Allah hocam diyorduk falan. İlk önce hoca diyor. Sonra baktık olan Nurcu içeri girdikçe abi deniliyormuş. Nasıl dinliyorduk böyle? Tamamen arı duru. Net. Hiçbir hesap yoktu. Bir lider olayım, şöhret kazanayım, ben bilineyim, ben tanınayım, ne bileyim. Bir sürü maddi menfaatlar. Hiçbirisi gündemde yoktu. O zaman arı duruydum. 30 seneden beri ben pisliğimi atmaya çalışıyorum. Şöhrettir, tanınmaktır, maddi menfaattır, imkanlardır. Onları ne kadar ihlasa dönüştürürsem o kadar gene ilk şef dönemimiz olur. Saltanat-ı uliyetin cilveleri dahi o dellal-ı saltanat-ı rububiyet olan Zat-ı Ahmediye'nin risaletiyle bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir ve hakeza. Yani keşke bittiği zaman da bu saltanat-ı rububiyet olan Zat-ı Ahmediye'nin risaletiyle saltanat, Peygamber aleyhissalatü vesselamın risaletiyle bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir. Keşke zaman olsa, bir de sehafta o olsaydı. Biraz uzattığımın farkındayım. Hakkınızı helal edin. Gece ve gündüzünüz mübarek olsun. Allah dert ve keder vermesin. Maddi ve manevi hastalıkların sebebi ve vesilesi olan erva habise ve mevad-i şerileleri evlerinizde, bünyenizde, aklınızda hak ile ihsan eylesin. Maddi ve manevi sihat ve selametin vesilesi ve sebebi olan erva-ı aliyeleri, ruh-i kutsileri dimağımızda, kalbimizde, hayatımızda, evimizde, sevdiklerimizde Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi, razı olmayacağın bütün geçmişimden sana tövbe ediyorum. Ya Rabbi, razı olmayacağım bütün geleceğimden de sana sığınıyorum. Ne isteyeceğimi bilmiyorum ya Rabbi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne istiyorsa ben de istiyorum. Ya Rabbi, nerelerden sığınacaksan bilmiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam nerelerden sana sığınmışsa biz de sığınıyorum. Ya Rabbi, bizi bize bırakma. Biz bizi unuttum o zaman. Sen bizi unutma ya Rabbel alemin. Hizmet-i imaniye, Kur'an'ı da, ihlasla, sadakatla, takva ile hizmette, iştinab-ı kebair ve tesanüt sırrına tam sahip olanlardan eyle ya Rabbi. İman ve Kur'an'la göç etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Dünya ve ahirette maddi ve manevi sıhhat ve selamet ver ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tu masalat. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض
Vallahu semi'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها ودعتها موسى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا صدق الله.